Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün neler yapacağız? Bugün menajerimi yükselteceğim arkadaşlar. Dos Santos'u almıştım biliyorsunuz. Uzun zamandır da yönetim beceri desteği biriktiriyorum. Yaklaşık bir 40 tane falan birikti. Şimdi sizlerle birlikte menajerimi en fazla kaç seviye kadar yükselebiliyor hem göreceğiz hem de yükseltmiş olacağız. Daha sonrasında da kadromuzu kurmaya çalışacağız. Az kadromu kuracağım arkadaşlar. Normalde çok fazla oyuncu koyamadığım için Roman yani Guardiola'yı seçiyordum arkadaşlar. Toplamda 4270 takım gücüne ulaşıyordu takımımız. Bütün oyuncuları buraya koyuyordum ama bunu kullanmıyorum. Ben genelde Dos Santos'u kullanıyorum arkadaşlar. Ama onda da yüksek olmadığı için yönetim becerileri. O yüzden yedeklere hep beyaz top koyuyordum. Bakın gördüğünüz gibi en fazla 2 tane oyuncu koyabiliyorum. Bugün şimdi menajerimizi yükselteceğiz. Dediğim gibi toplamda şöyle menajerin üstüne tıkladığınız zaman arkadaşlar sol üst köşedeki menajere tıkladınız. Öğe kullan dediğinizde bu yönetim becerilerini kullanaraktan yönetim becerisini yükseltebiliyorsunuz. Şu sağ taraftaki maliyet dediği 630 olan yeri yükseltebiliyorsunuz. Peki bu yönetim becerilerini nereden kazanıyorsunuz? Hemen çok kısa değineceğim. Yükseltmeye başlayacağım arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız var çünkü. Her hafta gelen arkadaşlar şu tur etkinliğinde toplamda 3 tane var. 30.000 puana ulaştığınızda arkadaşlar burada 30.000 puana oluştu. Bakın yönetim beceri desteği diyor. Bir tane burada var. Toplamda 3 tane olması lazım. Bir tane burada var. Etti 2. Bilmeyen arkadaşlarımız için hemen şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bir de 25.000 de varmış. 3 tane arkadaşlar. Toplamda 3 tane her hafta bu şekilde geliyor. Bilginiz olsun. Tur etkinliğinden kazanıyorsunuz. Ben de uzun zamandır biriktirmişiz. Şuradan toplu şekilde kullanabiliyor muyuz acaba? Menajerler dedik. Dos Santos'a geldik. Öğe kullan dedik. Birden fazla seçemiyoruz. Tek tek yapacağız. Normalde Dos Santos arkadaşlar 440'tı. Ben aldığımda 440 yönetim becerisine sahipti. 630'a kadar yükselttim. Toplam bir 19 tane basmışız yani. 19 tane mi oluyor? 440, 640 olsa 20 oluyor. Aynen 19 tane basmış oluyoruz. Şimdi devam edeceğiz basmaya. Elimde gördüğünüz gibi 40 tane var birikmiş. Hemen başlayalım bakalım. En fazla nereye kadar gidecek? Bu işlem biraz uzun sürecek gibi arkadaşlar. Toplu şekilde kullanamıyoruz galiba. Sıkıntı yok. Ondan sonra da arkadaşlar kadromuzu kuracağız. Şimdi sizlerle birlikte şuradan daha mı kolay olur? Bakayım bir geri gelelim. Şöyle kadroya gelelim. Kadromuzu bir toparlayalım bakalım. Kullan dedik. Kullan. ...660 oldu. Toplamda 990'a kadar gidiyor diye biliyorum. Arkadaşlar yazmıştı bana. Birkaç arkadaş. Bizim menajerlerimiz 990'da kaldı. Daha da yükselmiyor. En son 990'a kadar yükseltebiliyorsunuz diye biliyorum. Aslında elimde Annis var arkadaşlar. Annis diye bir menajer var. Aynı dizilişte. 4-2-1-3 şeklinde. Ama Annis'in arkadaşlar top çevirme oyunu menajeri. Top çevirme oyunu menajeri. Bu Dos Santos'ta kontra atak menajeri. Ne farkı var diyeceksiniz. Şöyle bir farklılık var arkadaşlar. Oyuncular genelde yani genel anlamda benim gördüğüm kadarıyla birçok oyuncu top çevirme oyunu menajerine aşinalığı daha yüksek. O yüzden yeni bir oyuncu aldığınızda kontra atak menajerine değil de top çevirme oyunu menajerine daha çabuk adapte olabiliyor. Bu fark ediyor mu? Tabii ki fark ediyor. Aşinalık çünkü önemli arkadaşlar. Oyuncuda istediğiniz performansı alamayabiliyorsunuz. O yüzden Annis'e geçmek istiyordum ama buna da çok fazla yönetim becerisi bastığım için vazgeçtim. Oyuncu mesela örnek veriyorum. Aşinalığını kontra atak menajerinde düzeltiyorum.
Top çevirme oyununda top çevirme oyunu menajerinde bir oyuncu Aşina alanı 10 maç sonunda kazanıyorsa, örnek veriyorum %100 haline geliyorsa, kontra atak menajerinde bu maç sayısı daha fazla oluyor. Yani kontra atak menajerinde daha fazla oynamanız gerekiyor ki aşinalığı sağlansın. Kaç oldu şu anda? 810 oldu. Umarım anlatmak istediğim şeyi anlayabilmişsinizdir. Yani top çevirme oyununda, oyunu menajerinde bir oyuncunun aşinalığı %100 o aşina olup olması için 10 maç sonunda geliyorsa, kontra atak menajerinde bu daha uzun sürüyor. Aşinalığı daha yüksek oluyor. Bilginiz olsun. O yüzden ilerleyen zamanlarda ben Annis'e geçebilirim. Elimde Annis diye top çevirme oyunu olaraktan. Aynı bu dizilişin aynısı. 4-2-1-3 sisteminde menajer var elimde. ...860 oldu. 900'e kadar gideceğim arkadaşlar. Zaten oluyor sanırım. Aynen oluyor. Bunlar oyunu fark ettiriyor mu? Fark ettiriyor arkadaşlar. Oyuncudan tam verim alamıyorsunuz her zaman. Kontra atak menajerinden, dediğim gibi top çevirme menajeri, top çevirme menajerine daha çabuk adapte olabiliyor oyuncular. Bunlar fark ediyor. Bir videomda aslında detaylı bir şekilde bahsetmiştim, anlatmıştım. Daha öncelerde bu konuya girmiştik. Kaç oldu? 910 oldu. Son 8 tane kaldı. Elimizde de 12 tane şey kalmış. Bunları biriktirdim sizlerle birlikte. Hem sizin size göstermek için max kaç yapabiliriz? Bu öğeleri nereden alabiliriz? Bu öğeleri nereden basabiliriz? Ya birçoğunuz zaten bunları biliyor ama bilmeyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da var. En azından bu vesileyle görmüş oldu arkadaşlar. Şimdi kadromuzu düzenleyeceğiz. Çünkü bu menajere beyaz, yedeklere beyaz top koyuyordum ki hani dengelesin diye oyuncuları. Öğe kullandık. Son iki tane mi kaldı? 970. 980. Bunu keşke toplu basabileceğimiz bir sistem yapsalarmış. Yani böyle tek tek basmak zorunda kalıyoruz. 990 olarak geliştirildi. Öğe kullan diyelim. Aa, kullanılıyor mu? Yok. Yükseltirmiyor. Yönetim beceri zaten maksimumda diyor. Ve Dos Santos'u gördüğünüz gibi 990 yaptık arkadaşlar. Şimdi istediğimiz kadar oyuncu koyabiliriz. Bakalım, iki tane koyabiliyordum. Beyaz toplarla dengelemeye çalışıyordum maliyeti. Şimdi buradan istediğimiz oyuncuları koyabiliriz. Çünkü artık maliyetimiz gördüğünüz gibi. Dur, Messi'yi koyamıyoruz. Şimdi Bernardo Silva'yı koyalım. Ya hep elim Messi geliyor. Cruyff'u alalım. Bir de Michael Owen'ı alalım. Bakalım, 4270 puan oldu arkadaşlar şu anda. Gerçekten kadromuz son halini bu şekilde almış oldu. Bernardo Silva kaç oynuyormuş burada? Ha, 94 oynuyormuş ya. Dele Alli yedekte kalsın o zaman. Dele Alli şöyle yapalım. Michael Owen en altta kalsın. Böylelikle kadromuzu son halini bu şekilde getirmiş olduk. Güzel oldu kadromuz. Gayet güzel oldu. Zaten forma numaralarını falan da ayarlamıştık daha önceden. Ronaldinho'yu kaptan yaptık. Tamam. 10 numarayı da Messi'den almıştık zaten. Messi'den Ronaldinho'ya vermiştik. Bakalım Messi kaç numara giyiyormuş? 8 numarayı giyiyormuş. Neymar'a 11'i verelim. Messi de 8 numarayı oynasın şimdilik. Ronaldo 7. Tamam, bu şekilde kadromuzu, Dos Santos'u max seviyeye getirmiş olduk arkadaşlar.
Hem bu vesileyle de en fazla kaç maliyet yapabiliriz? Bu yönetim becerilerini nereden kazanabiliriz? Menajere nereden basabiliriz? Bunları da bilmeyen arkadaşlarımıza da göstermiş olduk. Takım gücümün max seviyesinde en azından bu vesileyle görmüş oldunuz arkadaşlar. 4270 kadar gelmişiz. Elimizdeki oyuncular da bunlar. Keşke daha yüksek overall'lı oyuncular elimize gelseydi ama gelmedi. Mesela kimler? İşte Mbappe gibi, işte Delight gibi yüksek overall'a yükselen oyuncular elimize gelmedi maalesef. Gelseydi çok daha farklı olurdu takım gücümüz. İşte Maradona gibi. Yani 2 milyonluk top açılımı yaptık. Maradona'yı vermedi. Ronaldinho'yu da en son sonlara doğru bulmuştuk zaten. Her neyse videomu çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Burada noktalandırırım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.